Bundan önceki iki videoda tema hakkında konuştuk ve hikaye omurgası sayesinde hikayenizi adımlara nasıl ayırabileceğinizden bahsettik. Sıradaki görevimiz hikaye omurgamızı perdelere ayırmak. Geçmişte anlatıcıların hikayelerini birden sekize kadar hatta belki de daha fazla perdeye ayırdıkları görülmüştür. Ama filmlerde en sık rastlanan yapı üç perdelik yapıdır. Birinci perde, Hikaye omurgasının ilk kısmı yani bir varmış bir yokmuş bölümüyle başlar. Burada ana karakterimizle tanışıp hikayenin nerede ve ne zaman geçtiğine dair bilgiler ediniriz. Örneğin Kayıp Balık Nemo'da bu kısımda Marlin ve Nemo ile tanışıp yaşadıkları Mercan Kayalı'nın ne kadar güvenli bir yer olduğunu ve Marlin'in okyanusun derinliklerindeki tehlikelerden neden korktuğunu öğreniyoruz. Birinci perdede izleyicilere filmin nasıl bir film olduğu konusunda da ipuçları verilir. Bilim kurgu mu, romantik komedi mi yoksa başka bir şey mi? Sıra geldi her gün kısmına. Bu kısımda filmdeki dünyayı keşfetmeye başlarız. Mesela Kayıp Balık Nemo'da Mercan Kayalı'nda yaşayan diğer her canlılarla tanışıp günlük hayatlarında neler yaptıklarını bu kısımda görürüz. Tabii sırada sonra bir gün kısmı var. Buna bazen kışkırtıcı olay da denir. Bu olay ana karakterinizin karşılaşacağı önemli bir engeli ortaya çıkarır ve hikayenin geri kalanındaki akışı belirler. Kayıp balık Nemo'da Nemo babasının sözünü dinlemeyip kayığı yakından görebilmek için mercan kayalığından dışarı çıktığında bir dalgıç tarafından yakalanır. Onu kurtarabilmek için mahallenin en büyük korkusu olan okyanusta yüzleşmesi gerekir. Birinci perdede rakip karakterlerle tanışma imkanımız da olabilir. Bu karakterlerden zaman zaman kötü karakter olarak da bahsederiz ama rakip karakter birçok farklı biçimde sunulabilir. Rakip karakter genellikle ana karakterin istekleri ya da ihtiyaçlarıyla ile arasına giren bir kuvvettir. Örneğin Kayıp Balık Nemo'da rakip karakter olarak Mahalli'nin okyanus korkusu karşımıza çıkar. Birinci perdede neler olacağını planlamak çok önemli bir iştir. Şimdi gelin hikaye sanatçılarımızdan biraz daha bu konuyla ilgili bilgi alalım. Birinci perdede karakterimizi, hikayemizi tanıtmaya ve hikayenin geçtiği ortamı yaratmaya çalışırız. Birinci perdede ana karakteri kendi dünyasından tanıtabilmek, onun dünyadaki yerini ve yaşadığı problemleri anlatabilmek çok önemlidir ana karakteri tanıdıkça onu sevmeye başlarsınız ve onunla birlikte filmdeki bu maceraya atılmayı istersiniz. O yüzden birinci perdede izleyiciyi yakalayabilmiş olmak çok önemli bir şeydir. Bence mesela filmlerimizden Wall-E'nin birinci perdesi çok kuvvetli dünya berbat ve terk edilmiş bir distopya vaziyetindeyken wall -E adında idealist bir robot var. O karşıt dünya görüşünün yıkıntılarını temizlediği bir ortamda bile sevginin hala mümkün olduğuna inanıyor. İnandıklarının ve hissettiklerinin doğruluğunu destekleyen küçük yeşil bir filizden başka bir şeye sahip olmamasına rağmen böyle olması çok güzel. Sonra Eve geliyor ve idealist düşüncelerini doğruluyor. Programlandığımızın dışına çıkabileceğimizi bize söylenenden çok daha fazla olabileceğimizi ve etrafımızdakilerden fazlasını yapabileceğimizi bize gösteriyor. Kışkırtıcı olay bazen bir çatışmaya yol açar. Ve bu da ana karakterin film boyunca sürecek olan macerasını başlatır. Kışkırtıcı olay çoğunlukla birinci perdenin sonunda gerçekleşir. Birinci perdede karakterleri tanırız ve filmde anlatılan dünyadaki mevcut durumla ilgili fikir ediniriz. Kışkırtıcı olay işte bu mevcut durumu sarsan ve izleyiciyi ikinci perdeye hazırlayan olaydır. Wall-e'deki kışkırtıcı olay Eve'in dünyadan aksiyoma gönderilmesi ve Wall-e'nin de Eve'i geri getirmek amacıyla onun peşinden roketin üstünde aksiyoma gitmesidir. Sonuçta ben bir insanım ve Wally de bir robot ama yine de onu çok iyi anlıyorum ve istediği şeylere, ilişkiye, sevgiye ulaşmasını istiyorum. Bence bu yüzden Wall-E'nin birinci perdesi muhteşem bir birinci perdeydi. Ben çok sevmiştim. Bence başarılı bir birinci perde, ana karakterinizi kurgulamanızı, onu anlamanızı ve onun gibi düşünmenizi sağlamalı. Böylece kışkırtıcı olay ortaya çıktığında ve karakterin dünyası sarsıldığında siz de bir an önce ikinci perdenin başlaması ve karakterin sorunları çözmesi için heyecanlanırsınız. Evet, birinci perdenin hikayenin kuruluş aşaması olduğunu öğrendik. Ana karakterlerimiz ve yaşadıkları dünya hakkında öğrenmemiz gereken her şeyi burada öğreniyor ve maceranın geri kalanını izlemek için de bir sebep ediniyoruz. Sıradaki alıştırmada en sevdiğiniz filmlerdeki birinci perdeler hakkında düşünme ve kendi hikayenizin birinci perdesini yaratma şansınız olacak.